Colin Herschel'in en önemli gözlemlerinin arasında Andromeda galaksisinin ikinci eşiğinin keşfini sayabiliriz. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Kendisi gibi astronom olan William Herschel'in kız kardeşidir. İki kardeş tüm kariyerleri boyunca beraber çalışmıştır. Astronomiye en önemli etkisi bazı kuyruklu yıldızları keşfetmesi olmuştur. Herschel, bilime olan katkılarından ötürü maddi ödeme yapılan Kraliyet Astronomi Derneği altın madalyasını kazanan ve Kraliyet Astronomi Derneği'nin onursal üyeleri arasına giren Mary Somerville ile birlikte ilk kadındır. Ayrıca Kraliyet İrlanda Derneği'nin de onursal bir üyesi olmuştur. Prusya Kralı Herschel'e 96. doğum günü şerefine bilim altın madalyası vermiştir. Caroline Herschel 16 Mart 1750'de Almanya'nın Hanover şehrinde doğmuştur. Isaac Herschel ve eşi Lise Moritzen'in 8. çocuğu ve 4. kızıdır. Isaac, gardiyanların bando şefi olduktan sonra alayıyla beraber azımsanmayacak süreler boyunca uzakta kalmaya başlamış ve 1743'teki Dettingen Savaşı'ndan sonra sağlığı kötüye gitmiştir. Caroline henüz 10 yaşındayken tüfüse yakalanmış ve büyümesi durmuştur. Bu sebeple boyu 1.30 santimi geçememiştir. Ailesi hiçbir zaman evlenemeyeceğini varsaydığı için annesi onun bir hizmetçi olarak eğitilmesinin en doğrusu olacağını düşünmüştür. Babası ise Herschel'in eğitim almasını istemiş ancak annesi buna karşı çıkmıştır. Isaac Herschel zaman zaman eşinin yokluğunu fırsat bilerek Caroline'e doğrudan eğitim vermiş veya erkek kardeşinin derslerine onu da dahil etmiştir. Caroline'in kadın şapkası ve elbise yapmayı öğrenmesine izin verilmekteydi. Aynı zamanda bir gün kendi kendine maddi olarak yetebilmek için pek çok süs işi üzerine sıkı bir biçimde çalışıyordu. Babasının ölümünün ardından erkek kardeşi William onunla beraber İngiltere'ye gitmesini önerdi. Kış konser ve oratoryolarında işe yarar bir şarkıcı olup olamayacağını denemek istedi. Caroline 16 Ağustos 1772'de Hanover'den ayrılarak kardeşi William'a İngiltere'ye dönüşünde eşlik etti. Orada evi yönetmek ve şarkı söylemeyi öğrenmekten sorumluydu. William kendisini bir okçu ve müzik öğretmeni olarak Bath Somerset'te kabul ettirmişti. Aynı zamanda Bath'taki 8. şapelinde koro şefiydi. William müzik kariyeriyle oldukça meşguldü. Halka açık konserler düzenlemeye başlamasıyla daha da yoğunlaştı. Caroline kardeşinden güne birkaç saat şan dersi alıyordu. William'ın oratoryo konserlerinin baş şarkıcısı oldu. Öyle ünlendi ki kendisine Birmingham Festivali için bir anlaşma önerildi. Ancak kardeşinden başka bir koro şefi için şarkı söylemeyi reddetti. Bu ününe karşın Herschel'in yerel topluma pek karışmadığı ve az sayıda arkadaşının olduğu bilinmektedir. William'ın astronomiye olan ilgisinin artması ve kendisini bir müzisyenden astronoma dönüştürmesi sırasında Caroline yine kardeşinin çabalarını desteklemiştir. Ancak hatıralarında acı bir biçimde kardeşim için iyi eğitimli bir köpeğin yapacağı şeyden başka bir şey yapmadım, bana hükmettiğini kastediyorum ifadesini kullanmıştır. Önemli bir astronom haline gelmesi bir bakıma kardeşiyle yaptığı işbirliğinin sonucudur. 1788'de William'ın zengin bir dul olan Mary Pitt ile evlenmesi kardeşlerin ilişkisinde gerginliğe sebep oldu. Caroline, erkek kardeşine tapan ve ev içindeki yaşamlarına dahil olan insanlara karşı sinirli olan, kıskanç ve üzgün bir kadın olarak bahsedilmektedir. William'ın eşi Mary'nin gelişiyle Caroline evin yönetimi ve sosyal sorumlulukların yanında bunların beraberinde gelen statüden mahrum kalmıştır. Hatıralarına göre aynı zamanda evin dışındaki konutlara taşınmış, her gün kardeşiyle beraber çalışmak için geri gelmiştir. Ancak kendi çalışmalarının çoğunluğunu yaptığı çalışma odası ve gözlem evinin anahtarlarına artık sahip değildi. 1788'den 1798'e kadar tuttuğu günlükleri yok ettiği için
bu dönemdeki duyguları tamamıyla bilinmemektedir. İlerleyen zamanlarda Lady Herschel ile sevgi dolu yazışmaları olmuş ve Caroline Herschel, yeğeni John Herschel'e derinden bağlanmıştır. William'ın evliliği büyük olasılıkla Caroline'in ondan daha bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir figür haline gelmesinin önünü açmıştır. William'dan bağımsız olarak pek çok keşifte bulunmuş ve tek başına yürüttüğü astronomi çalışmaları sayesinde ünlenmeye başlamıştır. Kardeşi öldükten sonra Caroline Herschel büyük bir acı yaşamış, ardından Almanya'daki Hanover'e geri dönmüştür. 9 Ocak 1848'de hayatını kaybetmiş, Gartangemin'de mezarlığına gömülmüştür. William'ın tahminlerince Caroline kendi kendine gözlemler yapmaya 1782'de başlamıştır. Boş zamanlarında Newton teleskobu kullanarak incelemeye başlamış, bunun sonucunda da 1783-1787 yılları arasında pek çok astronomik cisim gözlemlemiştir. Bu gözlemlerin keşiflerinden en önemlisi Andromeda galaksisinin ikinci eşini keşfetmesidir. 1828'de Kraliyet Astronomi Derneği bu çalışmalarından ötürü Herschel'e altın madalyaları vermiştir. 1996'da Vera Rubin'e kadar da başka bir kadın bu ödülleri kazanamamıştır.